Suriye'de başkent Şam ve kuzeydeki Halep kentinin dış mahallelerinde hükümet güçleriyle muhalifler arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Hükümet güçlerinin özellikle Şam'da muhalif güçlerin ele geçirdiği semtleri geri aldığı bildiriliyor. Diplomatik cephede ise Esad rejimi için yine kötü haberler var. Avrupa Birliği ek ambargolara hazırlanırken Arap Birliği artık açıkça Esad rejimi gitmeli dedi. Ancak Esad giderse yerine neyin ve kimin geleceğini rejimi devirmeye çalışan muhalifler de henüz bilmiyor. Şam'da ağır bombardıman altına alınan semtlerden yükselen dumanlar. Diplomatik cephede Arap Birliği Beşar Esad artık gitmeli der. Avrupa Birliği de ek ambargolar uygulamaya hazırlanırken rejime bağlı güçler başkentin bazı dış mahallelerini elinde tutan muhalifleri etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Hükümet güçlerinin Kabun, Mezeh ve Barzeh semtlerini ele geçirdiği bildiriliyor. Çatışmalarda öldüğü belirtilen muhaliflerin cesetleri öldürülen teröristler diye devlet televizyonunda sergileniyor. Muhalifler ise bazılarının yargısız infaza kurban gittiğini iddia ediyor. Bu Suriyeli asker Kabun'da işlerini bitirdik. Şimdi sıra Şam'ın ve ülkenin diğer kesimlerinde işlerini bitirmeye geldi diyor. Şam gibi kuzeydeki Halep kenti de geçen haftaya dek görece sakindi. Ama Halep'te de hükümet güçleri kentin bazı kesimlerini ele geçiren muhalifleri sürmeye çalışıyor. Hafif silahlı muhaliflerin büyük bir ateş gücüne sahip Suriye ordusu karşısında pek fazla şansı yok. Ama yine de zafer kazanacaklarına inanıyorlar. Özgür Suriye ordusu Halep'in dış mahallelerinin birçoğunu kurtardı ve Halep kentini sonra da tüm Suriye topraklarını kurtarmak için yol açıldı. Ülkenin birçok kesiminde şiddetli çatışmalar yaşanırken iki ateş arasında kalan çok sayıda mülteci daha önce Türkiye'ye geçen binlerce Suriyeli ekleniyor. Hiçbiri ne zaman dönebileceklerini ve dönüş günü geldiğinde kimin iktidarda olacağını bilmiyor. Aslında muhalif güçlerin de bildiği söylenemez. Esad rejiminin devrilmesi gerektiği konusunda hemfikirler. Ama yerine nasıl bir yönetimin ve kimin geleceği konusunda derin görüş ayrılıkları söz konusu. Muhalefet çok parçalı. 40 yıldır Baas yönetiminin bastırdığı tüm fikir ve hareketler var. Dini, etnik, milliyetçi partiler ve eskiden önde gelen aşiretlerin liderleri. Suriye'de 16 aydır süren çatışmalardan 3 ana muhalif grup çıktı. Birincisi ordudan firar eden askerlerce Türkiye'de kurulan Özgür Suriye Ordusu. Hafif silahlarla eylemlerine başlayan grup giderek daha cüretkar saldırılar düzenler hale geldi. Şam'da üst düzey yetkilileri öldüren saldırının sorumluluğunu da Özgür Suriye Ordusu üstlendi. Suriye Ulusal Konseyi ise ülke dışındaki siyasi ve diplomatik çabalarla öne çıktı. Grup Arap Birliği ve Batı tarafından Suriye halkının temsilcisi olarak tanınıyor. Konseyin lideri Abdülbasit Say'da İsveç'te sürgünde yaşayan Kürt kökenli bir siyasetçi. Konseydeki hakim grupsa Sünni Müslüman Kardeşler Hareketi. Hareket şu ana dek rejime sadık kalan Hristiyan ve Alevilerin desteğini kazanamadı. Konseyin karşısındaysa sol eğilimli Suriye Koordinasyon Komitesi var. Hasan Abdülazim'in liderliğini yaptığı komite hala Suriye içinde faaliyet gösteren tek grup ve herhangi bir yabancı askeri müdahaleye şiddetle karşılar. Ayrıca Esad rejimiyle koşullu diyaloğa girmeye hazır olduğunu söyleyen tek muhalif örgüt. Ama ülkede giderek şiddetlenen çatışmalar bu tür bir diyalog sürecini imkansız hale getiriyor.